Müze Gazhane'de Bir Kendilik Öyküsü Naile Akıncı Retrospektif sergisindeyiz. Serginin açılış amacı, içeriği bunlardan bahseder misiniz? Naile Akıncı'yı sergi kapsamında aslında retrospektif olarak anlatmaya odaklandık. Sadece ürettiği eserlerden öte aslında biz burada bir Naile Akıncı hikayesi sunuyoruz izleyenlere. Tüm yaşamıyla, hayatıyla, sanat dönemleriyle, dönem eleştiri metinleriyle, özel eşyalarıyla aslında serginin kapsamı biraz daha Naile Akıncı deneyimini yaşatmak. Naile Akıncı'nın aynı zamanda Türk resim sanatında çok önemli bir yeri var. Neler söylemek istersiniz? Naile Akıncı bana göre, ben sanat tarihçiyim, hatta üzerinde daha çok konuşulması gereken değerli bir isim hakikaten. Her şeyden önce hayatı oldukça duyulması ve incelenmesi gereken bir ince ruha sahip. Bu hayatını da resimlerine, ürettiği eserlere aslında nakşetmiş. Şimdi baktığınızda 60 yıl boyunca neredeyse tek bir noktadan, tabii ki istisnai eserleri var, adalarda ürettikleri ya da insan tasvirleri. Ama genel anlamda biz Naile Akıncı dediğimizde aklımıza Pierre Loti geliyor, Eyüp geliyor. Ama Naile Akıncı'yı daha da özel kılan şey, bu tek noktaya bakarken ürettiği her resmi birbirinden çok farklı dinamiklere, çok farklı hissiyatlara, çok farklı estetik ruhlara sahip olması. Bunu da zaten hali hazırda bu retrospektif sergide dönemlere ayırarak ve her dönemi kendi dinamikleri içerisinde ifade etmeye çalışarak, anlatarak göstermeye çalıştık. Hedefimiz buydu. Dönemler arasında sanatçı adına ne tür değişiklikler gözlemlediniz? Şimdi bir kere serginin ilk bölümü 53 ve 80 yıllar arasını kapsıyor. İkinci bölüm 80'ler, 90'lar, 2000'ler. Tabii ki detaylı bir şekilde küratör metnimde bunları anlatıyorum ama kısaca şunu söyleyebilirim. 53 ve 80 biraz daha kütleyi öne çıkarttığı dönemler. Yani ve bunu çok dönüşümlü bir şekilde deneyimleyerek, estetik bir forma dönüştürerek ürettiği eserler. 80'ler biraz daha renk üzerine aslında çalışmalarını yoğunlaştırdı, tek renk üzerine. 90'lar yine seri halinde, biraz daha 80'lerin devamı gibi. 2000'ler biraz daha dokunun öne çıktığı bir dönem. Tabii ki bunları böyle seri halinde gördüğünüzde şaşırtıcı bir kendilik öyküsü var. Yani tabii ki bana göre Naile Akıncı'nın eserlerini anlamanın yolu o dönemdeki yaşadığı hikayeleri de hissetmekten geçiyor. Dolayısıyla bu sergi kapsamında sadece resimleri göstermiyoruz. Bir hayat öyküsünü detaylı anlattığımız bir bölüm var arkamda izlediğiniz. Sonra Pierre Loti izleme alanı var. Orada da Pierre Loti'yi izliyoruz, Pierre Loti'yi gözlemliyoruz. Eski fotoğrafları üzerinden anlamaya çalışıyoruz. İçeride başka bir oda var. O odada Naile Hanım'ın özel eşyalarını hissediyoruz, izliyoruz. Yani aslında resimlere eşlik eden hep hikayeler, tarihi izler, tarihi referanslar, böyle ilerleyen bir sergi. İstanbul sanatçı için çok önemli dediniz, Eyüp ve Pierre Loti özellikle. İstanbul'un bu kadar kendisi için çekici olmasının sebebi nedir sizce? Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Tabii detaylı konuşmak lazım bunu ama Naile Akıncı aslında Vanlı. Ama ailevi sebeplerden dolayı orada doğmuş, sonra tayinle İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da büyümüş bir insan her şeyden önce. Ve Pierre Loti onun için çok özel. Annesini çok erken yaşta kaybetmiş. 12 yaşındayken annesini kaybediyor, çok kısa bir süre sonra da ablasını kaybediyor. Çok ilginç bir hayat öyküsü var. Akademiyi kazanıyor, akademiyi kazandıktan sonra verem oluyor, tedavi oluyor. Tekrar okula başlıyor, tekrar verem oluyor. Yani böyle çok ilginç bir öyküsü, hayat hikayesi var. Bir nevi Pierre Loti tutkusu, o yaşadığı kayıpların ardından sanki annesini arama ihtiyacı ve kendisini Pierre Loti'ye hapsetme durumu gibi hissettim. Yani okumalarım ve kendisinin verdiği röportajlardan.
sanatçı aynı zamanda uluslararası üne de sahip. Bu uluslararası başarısını neye bağlıyorsunuz? Özgünlüğüne bağlıyorum. Yani Türk resim tarihi uzmanı olduğumu da söyleyebilirim. Baktığımızda gerçekten çok ayrı bir kulvarda ilerleyen bir sanatçı Nail Akıncı. Yani özgün, Sezanvari bir kübik yaklaşımı var. Zaten Zeki Kocamemi'nin öğrencisi. Onun dışında da mesela bir konstruktiv yapısı var ama o Nail Akıncı konstruktivizmi gibi. Yani kendi üslubunu, kendi özgün ifade biçimiyle ve dönem sanat akımları ve sanat ekollerini tabii ki farkında ama bunları taklit etmeden kendi özgün ruhunu yaratarak uluslararası camiada da dikkat çekiyor. Temmuz'a kadar açık sergimiz, 4 Nisan'dan itibaren Temmuz'a kadar açık. Müze Gazhane'de herkesi bekliyoruz Nail Akıncı keşfine.